bilgi her zaman kendiliğinden tecrübe de getiriyor. Hedefimiz şu, biz büyük oranda turistik, kırsal kalkınma bir yer yapalım. Ne yapabiliriz? Dedik ki bunu arkadaşlarımıza paylaşalım. Saadettin Bey'le de beraber birlikte onların da verdiği bilgiler doğrultusunda kendimize proje üretelim. Amacımız proje üreterekten yöremize daha farklı bir hizmet etmek. Bu ne olabilir? İşte bazı köylerin turistik yerleri var. Örneğin Bezeköy'ün Buzukası var. Elekçalı'nın Şelalesi var. Düğüncülerin hamam kısmı var. İşte Burunca'nın farklı bir yeri var. Veya bunlar da olmasa bile herhangi bir köyle herhangi bir köyü boyayalım. Veya herhangi bir köyü ağaçlandıralım. Bizim amacımız ama hayal edip de gerçekleştiremeyeceğimiz şeyleri yapmamamız lazım. Çünkü bakın bizim kaybedecek bir dakikamız diyor. Bizim uygulayacağımız projeler hedef 12'den vurmalı. Şimdi biz bu süreçte de deresinin beslendiği tüm alanlar bu barajın içme suyu havzasına girer. Yani Kelesi bilen için örnek vereyim. Çünkü genelde o taraftan geldiği için onun Nilüfer. Nilüfer Barajı'nın yerini biliyorsunuz. Baraklı Köyü'nü biliyor musunuz? Evet. Bakın Baraklı Köyü'nün en tepesinde Çatak diye bir yer var. Çilek yaptıkları yer. Kiraz yaptıkları. Çatak'ta düşen bir damla eğer damla yani toprağa süzülmezse, toprağın içine süzülmezse toprağın yüzünden akarak oradaki derelere, derelerden Nilüfer'e, Nilüfer'den de nereye gidiyor? Baraja gidiyor. Şimdi bakın, bu böyle olduğu için devlet demiş ki 2003 yılında Buzki'ye içme suyu havzalarının korunmasına dair bir yönetmelik yayınlamış. Bu yönetmelik de bize şunu söylüyor. Bu havza alanı içerisine giren alanlarda hiçbir şekilde kirletici sanayinin üretim yapabileceği alanlar yapılarak bizim ne yapacağız? Oradaki köylüyü bu işi ısındıracağız baştan beri. Ama bu süreçte de zaten biz para kazanacağız. Neden? Yedireceksin içireceksin adamları sonuçta. Bir şeyler vereceksin orada. Mal satacaksın. Eninde sonunda bir salça, bir reçel bir şey satacaksın ürünleri. Meyve satacaksın. Yavaş yavaş cepler de para görmeye başlıyor. Arkasından işte bu bizim şeylerimiz var ya festivallerimiz. Bakın biz festivaller hakikaten yanlış yapıyoruz. Bizim festivallerimiz Harmancık doğrusunu yapıyor. 3 gün mü sürüyor, 4 gün mü sürüyor? Evet, bir hafta sürüyor. Perşembe bir başlatıyor zannediyor, bir hafta mı sürüyor? Bir hafta sürüyor. Ama